Evet sevgili izleyiciler, Bir Günün İçinden programı ile karşınızdayız. Bugün Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Mahir Tok ve Cemil Görücü Başkanımla birlikte Çerkez Sürgünlüğü ve Birleşik Kafkasya Derneği çalışmaları hakkında konuşacağız. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Mahir Bey siz de hoş Teşekkür geldiniz. ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Evet, Sayın Başkanım aslında Ramazan içerisinde Çerkez Sürgünü ile ilgili bir program oldu. Oradan Evet. kaynaklandı Mahir abiyi aradığımda. Biraz hem Çerkez Sürgünü'nden kendi özgeçmişimizden bahsedelim istedim bu programda. Hem de Birleşik Kafkasya Derneği neler yapıyor onu da hem sizden hem Mahir abiden dinlemek istiyorum. Buyurun efendim, hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ederim. Bu nazik davetinizden dolayı öncelikle teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hassasiyetinizden dolayı da teşekkür ederim. Çerkezleri genelde necip millet diye söylerler. Sessiz bir milletiz. Genelde zulme uğrayan milletlerin sessizliğini yaşıyoruz. Ondan dolayı da 21 Mayıs'a denk gelen, Ramazan ayına denk gelen 21 Mayıs sürgünü anma programımız da hep sessiz geçer bizim. Emniyet teşkilatındaki polis arkadaşlar değil, bu nasıl bir anma töreni diye. Çünkü boynumuzu eğeriz, o zulmü hatırlarız. Ondan dolayı hüzünlü olduğumuzdan dolayı da bir şey olmasın diye, kargaşalık, karışıklık olmasın diye bizim anma yöntemimiz bu şekildedir. Millet olarak da zaten sessiz bir milletiz. Vatanına, bayrağına, toprağına bağlı bir milletiz. Elhamdülillah böyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne iyi bir vatandaş olmak için de gayret gösteren bir toplumuz yani. Evet, Çerkez sürgünü denildiği zaman vatandaşlarımız Çerkez sürgünü dediği zaman ne anlayacak? Yani aradan tahmin ediyorum 155 yıl 155 yıl 155 yıl geçiyor. Bu süreçte Çerkezler neler yaşadı? Bazı arkadaşlarımızdan da dinledim ama bölünmüşlükler var. Sadece Türkiye'ye göç edilmemiş, Türkiye'nin dışında da Evet. göç edilen yerler var. Amaç o Çerkezlerin savaşçı ruhunu ya da direnişçi ruhunu bölmek miydi? İsterseniz Çerkez sürgününden biraz bahsedip Mahir abiyle de hem biraz Çerkez sürgününden ama o Kayseri'deki faaliyetlerden konuşalım. Bunun Çerkez sürgünü dediği zaman ekran başındaki izleyicilerimiz ne anlayacak? Çerkez sürgünü demek bizim şüheda listesine giren listenin en kabarık olduğu bir sürgün. Dünyada hakikaten bundan daha ağır bir sürgün yaşanmamıştır. Bu vesileyle de şehitlerimiz var. Öncelikle o şehitlerimize Allahu Teala rahmetiyle muamele eylesin. Cennette buluştursun inşallah. Çünkü devlet kurmak bu şehitlerimiz sayesinde, şehitlerimizin kanıyla oluyor. Bugün ne kadar bu rahat bir konuşma yapabiliyorsak onlar sayesinde oluyor. Mekanları cennet olsun. Ramazan ayının da bir dahaki Ramazan ayına kavuşmak dileğiyle diye tebrik edeyim. Çünkü Leyla-i Kadir gecesi de Ramazan ayının içerisinde olduğu için Allahu Teala birlik beraberlik içerisinde bir dahaki Ramazan'a ulaşmayı nasip etsin. Bir defa şunu söyleyeyim. Kafkasya dediğimiz zaman ilk akla gelen boyun eğmeyen insanların memleketidir Kafkasya. Kafkasya'da Çerkezlerin yaşadığı bölge üç denizin arasındadır. Azak, Hazar Denizi ve Karadeniz. Burada yaşayan halklara Çerkez denir. Biz Adige diyoruz aslında. Ama dışarıdan Orta Doğu'da ve Türkiye'de Çerkezler diye biliniyoruz. Rus Çarlığı'nın Karadeniz'e ulaşma arzusundan dolayı aslında 155 yıl bizim sürgünümüz ama sürgünden bugüne kadar Önceki geçen zaman ama ondan önceki bizim bir Rus yaşanmış. Çarlığı'yla yaşamış olduğumuz büyük bir savaş var. 308 yıl sürdü. İşte boyun eğmeyen insanların ülkesinde bu 308 yıllık bir savaşımız. Orada İmam Şamil'in yapmış olduğu mücadeleler yani dünya tarihi her zaman yazdı. Zaten biliyor. Ama bizim 155 yıl süren 1864'te başlayan sürgün bu milletin en acı sürgününün başladığı tarihtir. 1864. 1864'te Osmanlı'ya sürülen, sürgün edilen insanlar Osmanlı topraklarına yetişmek için yani ulaşabilmek için çeşitli yollarla gönderildiler. Deniz, Karadeniz'den deniz yoluyla geldiler. Bulgaristan üzerinden
yine karayoluyla geldiler. Yine deniz yoluyla Akdeniz üzerinden Ürdün, Filistin bölgesine yerleşenler var. Fakat deniz yoluyla Türkiye'ye ulaşıp da oradan tekrar Orta Doğu'ya, Suriye bölgesine karayoluyla geçiş yapanlar var. 1,5 milyon kişi sürgün edildi. Ve bunun ancak 1 milyona yakını ulaşabildi Anadolu topraklarına. Evet, resmi olmayan rakamlara göre dedi. Yol şartları, salgın hastalıklar, evet, biraz not almıştım, açlık gibi nedenlerden dolayı 400 bin ila 500 bin kişi hayatını kaybetti diyor. Tabii ki bu rakam çok fazla, şunun için söylüyorum. Sürgündeki daha Hüznün coğrafyasındaki Doğu Türkistan isimli belgeseli yaparken yurt dışında görüştüğümüz çok yaşlı, 98 yaşında, 97 yaşında Türkiye'ye muhacir olarak gelen, muhacirattan göç edip gelenler de hemen hemen aynı şeyleri anlattı bana. Evet. Yani o Pakistan üzerinden yürüyerek o yolların açılmasında işte affedersiniz katırlar üzerinde ya da eşekler üzerinde kaçak yolculuk yaparken uçurumdan yuvarlanan çocukları, aileleri, yani hayatını kaybeden çok insan dramları vardı. Hemen hemen Mahir abi bu da aynı gibi değil mi? Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi Necmettin Bey, öncelikle ben de bu nazik davetiniz için size teşekkür ediyorum. Derneğimizi tanıtmak için bize bir fırsat vermiş oldunuz. Evet. Bundan dolayı da zatenize ve TV1 ailesine ben de teşekkür ediyorum. Tabii sürgünü konuşuyoruz, acıları konuşuyoruz. Rabbim hiçbir topluma bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Ben daha çok burada bizim işte konuya hakim Cemil Bey'in başkanımı konuda anlatacaktır zaten konuyla alakalı da ben biraz daha çok derneğimizin tabii yapısı itibariyle bir şey de söylemek isterim. Biz Kayseri'deki Birleşik Kafkasya Derneği olarak şu anda bizim faal olan 1500 üyemiz var. Bu 1500'ümüzün tamamı faal. Derneğimizin kapısı 24 saat dediğimiz gibi açık. Biz burada Suriye'den gelen yaklaşık 150 aileye gıda, iaşe yardımını ve onların buradaki diğer derneklerle olsun, buradaki işte bağlı bulundukları birimlerle ilgili sorunlarını çözmek için onların mücadelesini veriyoruz. Onlar hizmetkarız yani. Evet. Onun dışında da biz 120 öğrencimize, üniversiteden öğrencilerimize burs veriyoruz. Bunları da buradaki hemşehrilerimiz, sanayicilerimiz, iş adamlarımız bize bu konuda ciddi şekilde bir destek veriyorlar. Buradan da onlara teşekkür ediyorum sizin aracılığınızla. İşte yönetim kurulunda başkanımızla birlikte bir mücadele veriyoruz. Rabbim yardımcımız olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hemen değerli başkanıma dönüyorum. Bir kaç not almıştım. Hem devam edeceğiz. 1763-1864 yıllarındaki Rusya-Kafkas savaşları tarihin en kanlı savaşlarından birisi olarak kayıtlara geçiyor. 101 yıl süren savaşlarda 500 binden fazla Kafkasyalı da hayatını kaybetti. Evet, evet. Yani bu bir nevi de asimilasyon değil ama bir kırım diyelim. Yani o Çerkes halkının Ruslar tarafından aslında asimile değil. Çünkü Çin Doğu Türkistan'a bir asimilasyon uyguluyor. Oraya gittiğimizde buna da Urumçi'de şahit olduk. Kaşgar'da, Kaşgarlı Mahmut'un o türbesinde, o büyük kitabelerin olduğu yerde ama büyük bir ihtimalle demek ki sürgünler hep 3 aşağı 5 yukarı hep aynı, aynı tarzda gidiyor. Tabii tabii. Şimdi tabii sloganlaşmış şeylerimiz var bizim. Evet. Karadeniz en çok bize karadır diye. Evet. Hakikaten bu topluma 20 Mayıs 1864'te ki sürgündeki kaybettiklerimizin çoğunu biz Karadeniz'de kaybettik. Teknelere bindirilen, teknenin kapasitesinin iki katı bindirilerek yani daha çok taşımak niyetiyle değil, daha çok kazanmak verilsin diye. Tabii haliyle Karadeniz en çok bize karadır diyor. Ne kadar çok öldük yaşamak için diye yine yine böyle bir şeyimiz var. Ne kadar çok öldük yaşamak için. Sürgündeki halkı en iyi anlamanın şeyi işte böyle teknelere bindirilen insan sayısının çok olduğu ki insan sayısının da
şöyle söyleyeyim, 1,5 milyon kişi bir ay içerisinde sürgün edildi. Bir ay içerisinde 1,5 milyon kişi. Evet. Bundan daha bir zulüm, bundan daha büyük bir sürgün olamaz. Sevgili Yusuf kardeşimiz de bize, yönetmenimizle birlikte bu sloganı özellikle Karadeniz en çok bize karadır. 21 Mayıs 1864'ü anlatması adına yakın plandan da biraz önce çekim gösterdi. Tabii ki bu yaşanmışlıklar her zaman acı ve üzüntü veriyor. Tabii bir de bu kadar sürgünün içerisinde ya da sürgünün hemen akabinde de kimse toparlanamıyor tabii ki. Yani tabii, her yere dağılıyor. O dağıldığı için bu tür sıkıntılar çoğalıyor. Biraz önce bahsettiğiniz gibi salgın hastalıklar, açlık, imkansızlık, sokakta yani halk sokakta yattı. Tabii Osmanlı İmparatorluğu'nun da imkanları çok iyi değildi o dönemde. Bundan dolayı sayımları bile çok düzenli yapamadı. Yani yerleştirmek için nerelere yerleştireceğinin kaydını tutma konusunda da çok ciddi sayımlar yapılamadı. Şimdi o sürgün yolunda çekilen çilelerle ilgili, evet, yolda telef olanların feci durumlarıyla ilgili Trabzon'daki Rus konsolosunun bir şeyi var. Orada General Kaçayev diyor ki, Türkiye'ye gitmek üzere Batum'a 70 bin Çerkez geldi diyor. Bunlardan vasati olarak da günde 7 kişi ölüyor. Trabzon'a çıkarılan 24.700 kişiden şimdiye kadar 19 bin kişisi öldü. Şimdi orada bulunan 63.900 kişiden her gün 180-250 kişi ölmektedir. Samsun civarındaki 110 bin kişi arasında da her gün vasatı 200 kişi can veriyor. Trabzon, Varna ve İstanbul'a götürülen 4.650 kişiden de günde 40 ile 60 kişinin öldüğünü haber aldım diye bunu kendi kayıtlarında söylüyor. Yani böyle bir sıkıntı, böyle bir çile. Bu Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu Çerkez Soykırımı'nın araştırılması ya da soykırımın tanınması ile ilgili bir dernek faaliyetleriniz var mı ya da bu tür girişimler oldu mu, sadece sizin derneğiniz değil de tamamen platformlarda bu tür organizasyonları, evet, yapıyor musunuz? Var tabii, yapıyoruz, yapmaz olur muyuz? Yani tarihi gizleyemezsin, tarihi yok edemezsin, tarihi kapatamazsın. Bu sürgün bu tarihte yapılmıştır ve bu kadar kişi vefat etmiştir, evet, ölmüştür. Evet. Haliyle bu bir gerçek. Gerçeği nasıl yok edeceksin, nasıl kapatacaksın? Biz de kendi devletimizin meclisinde bununla ilgili de bir karar alınması, nasıl Ermeniler olmayan bir şeyle ilgili dünyadaki bütün devletleri ayağa kaldırıyor yalanlarıyla, ama biz olanın en azından tescil edilmesi konusunda çalışmalarımız var. Evet. Tabii bu da biraz uluslararası ilişkiler konusunda, evet, biraz hassasiyet yaratıyor olabilir ama bir gerçek yani. Sayın Başkanım, Çerkezler de sadece Anadolu coğrafyasında birikmemiş. Evet, gördüğüm, evet, kadarıyla dünyanın her kesiminde Çerkez var. Var, evet. Öyle değil mi? Evet. Mahir abi, yani Çerkezler... Evet, 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 Necmet Bey, tabii yani göç esnasında bir kısmı Suriye'ye inmiş. Mesela Suriye'den gelen, biraz, evet, önce bahsettiğim dediğim, evet, insanlar var. Ürdün'e inenlerimiz var. Çeşitli şekilde buralara dağılmışlar tabii ki. Ama ağırlık olarak şu anda yaşayan mevcut Çerkezlerin en çok bulunduğu yer olarak Kayseri'yi, nüfus olarak, evet, Kayseri'yi alıyoruz. Özellikle işte Uzunyayla bölgemizde şu anda orada 60 mahallemiz var. Onların tamamında Çerkez nüfusumuz yaşamakta. Evet. Şöyle bir haritamız var. Türkiye'deki Çerkezlerin dağılımıyla ilgili. Şimdi Çerkezlerin tabii geliş yolları deniz yoluyla geldiğinden dolayı Samsun, Sinop, Trabzon bölgesinden Anadolu'ya, evet, dağıldılar. Türkiye'de en yoğun Çerkezler Kayseri'de yaşar. 85 bin ve 90 bine yakın Çerkez yaşar. Daha sonra Balıkesir, Samsun, Bursa, İzmir, Ödemiş bölgesi özellikle, hı, Adana ve oradan Suriye ta Ürdün'e kadar. Buraya kadar devam, evet, ediyor. Evet, Çerkez dünyanın her yerine serpiştirildi yani Çerkez. Evet, millet. Çerkezleri konuşurken Çerkez diliyle ilgili sürgün, tabii biz saatlerce sürgünün ve acısını anlatsak acımız dolu yani, tabii, söyleyeceğimiz var, çok şey var. Ama tabii genelde Kayseri'de yaşayan özellikle Çerkezlerin hayatlarından kesitler de inşallah biraz önce Mahir abiyle de sizle de kuliste de konuşurken
o işte değerli büyüklerimizi, bu sürgünden anlatılanlar varsa onları en azından arşivleme adına, onları yayınlama adına da bulunduğu yerde gelip inşallah, inşallah çekme imkanımız olur diye düşünüyorum. Çerkez dili, o gün yani 21 Mayıs'ın Çerkez soykırım ve sürgünü olarak tanınması ve Çerkez diliyle ilgili gelişmeler var herhalde. Yani evet, üniversitelerde var. Okutulması vesaire şey. Bir de kendi Kayseri'den bahsettiğimiz için söylüyorum. Hülya Nergis hanımefendi var, milletvekilimiz. O da bu tür şeylere daha duyarlı diye düşünüyorum. Evet. Çerkez dili ve soykırım ve sürgün olarak adlandırılması 21 Mayıs'ı konuşalım isterseniz. Evet. Çerkez dili, Çerkez kültürü hakikaten yani sizin dediğiniz gibi, anlattığınız gibi biraz önce de çok dolu ve anlatabileceğimiz çok şeylerin olduğu bir kültür. Bir dilimizi kaybetmemek için uğraşlarımız devam ediyor. Türkiye'de Düzce Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü bölümü var ki bu sene ilk mezunlarını verecek. Yani Kayseri'de de Erciyes Üniversitesi Çerkez Dili ve Kültürü bölümünü ilk defa bu dönem 40'a yakın öğrenci aldı. Bu bölümün açılması konusunda hem milletvekillerimiz hem Kafkas Derneğimiz, Kayseri'deki Kafkas Derneğimiz ciddi gayretler de gösterdi. Biz de elimizden geldiği kadar gayret gösterdik ve hakikaten de bu imkan sağladığı için de devletimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Buradaki gayemiz şu, dilimizi unutmamak. Çünkü dili unuttuğun zaman her şeyini unutursun. Geleneğini de, göreneğini de. Biraz önce söylediğim kavmin necip diye söylerler Çerkez milletine. Necip bir millettir, temiz bir millettir, ahlaklı bir millettir, faziletli bir millettir. Bundan dolayı da sevilen bir toplumuz. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sevilen bir toplumuz netice itibariyle. Ondan dolayı gelenek ve göreneklerimize de önem veriyoruz. Çünkü bizim gelenek ve göreneklerimiz yaşantımızda yansıyor. Onu da gördükleri zaman yani hakikaten zulme uğrayan bir milletin torunları olarak da Türkiye'de yani bu necipliği göstermiş oluyoruz. Ondan dolayı herhalde Samsun Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi'nde de bir çalışma var bununla ilgili. Dil, Çerkez Dili ve Kültürü bölümünün açılması konusunda. Bunu şunun için söylüyorum. Mahir abi, Farsça ve Osmanlıca'yı biz unuttuğumuz için Kur'an-ı Kerim Arapçasını anlamıyoruz. Evet. Yani dil o manada çok önemli. Yani evet. Bu tamam Çerkezler arasında belki konuşulabilir ama bu milletin esas kılcal damarları. Evet. Yani o dili unuttuğunuz zaman yani eğer biz Osmanlıca ve Farsça yani İranlar Farisi farklı bir lehçe kullanıyor ama onları eğer bilmiş olsaydık evet. Bugün Kur'an-ı Kerim mesela bunu şu manada söylüyorum hocam. Yani Nisa suresinde Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'in içerisinde Estağfirullah aile bir hayatı anlatıyor. Evet. Şimdi aile ve miras hukukunu anlatıyor. Ama hocamın sesi güzelse, Urfa tarafından da böyle kâmeti falan güzelse, cami kebirinin içerisindeki yaşlı amcam ağlıyor. Ya orada evet. Ağlamasına gerek yok. Orada diyor ki, evet. İşte kadın ve çocuklarınıza mirası şöyle dağıtın diyor. İşte evet. Evlilik hususunda kadınlar sizin ekin tarlanızdır. Onlara şefkatle davranın diyor. Ama bilmediği için, anlamadığı için o sesin getirdiği nihavetle birlikte evet. Gözyaşı döküyor. Aynen. Yani onun için dil çok önemli. Evet. Bu manada siz kendi evinizin içerisinde aileyle mahallede konuşurken tabii ki, tabii konu ki, tabii oluyor ki, mu? Tabii ki. Tabii çocuklarımızın dili unutmamaları adına aile içerisinde sürekli Çerkezce konuşmaya özen gösteriyoruz tabii ki. Yani bu zaten dil ailede başlıyor önce. Hı. Aile içerisinde bu konuşulduğu sürece çocuk o büyüme çağındaki çocuk bunun temelini bir aldıktan sonra tabii ki bu konuda bir de ben şunu belirtmek isterim. Bu Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümünün açılmasıyla ilgili Kayseri'de burada Sayın Vekilimizi ciddi bir çalışmaları olduğunu evet. Ve onun sayesinde Ankara'daki bütün işlerin ve Haseki Bakanım'ın desteğiyle yapıldığını biliyoruz. Çerkez toplumuna hizmet konusunda özellikle bu üniversitedeki bölüm açılmasıyla ilgili Hülya Nergis Vekilimiz ciddi manada bir çalışma sergilemiştir. Ondan dolayı da biz derneğimiz adına da zaten defalarca teşekkür ediyoruz. Bir daha da bu ekranlardan teşekkür etmek isterim. Peki dilden bahsettik yani Sayın Başkanım
temel nokta evlerin içerisinde ama herhalde o toplumun içerisinde de tam yeri neydi o Pınarbaşı'daki o Uzunyayla. Programın olduğu yer Uzunyayla'daki Kaynar. Büyük Kaynar. Evet, Kaynar'da genelde arkadaşlarımızı göndermiştik, ben gidemedim ama abi Çerkezce çok fazla yaygın, hep gelenler, bir de evet, yurt dışından da intikal edenler çok fazla olduğu için evet, çok büyük bir kaynaşma, sanki o kucaklaşma duyguseline dönüldüğü anlarda olduğunu ifade etti. Siz hem Çerkez dili, Çerkez dilin sonrasında da artık Çerkezler de kendilerine yani festivalleriydi vesaire şeydi. Çerkezler derken biziz, yani bizim mozaik Türkiye Cumhuriyeti'nin evet, içerisindeki evet, değişik mozaik, değişik motiflerin evet, bulunduğu evet, evet, bir Çerkezlerden bahsederken böyle demek daha uygun olur diye düşünüyorum. Siz Çerkez dili, Çerkez dili edebiyatı ile ilgili çalışmalar mutlaka var. Siz de kendi aranızda ya da çocuklar biliyor mu, yoksa o kopukluk yaşıyor mu yeni gelenler? Çocuklar da bir defa anlıyorlar. Anlıyorlar yani. Ama konuşma konusunda telaffuzu biraz zordur. Yani evet, gırtlaktan gelen şeyler var, kelimeler var. Ondan dolayı söyledikleri zaman bazen tam çıkmayınca tebessüm ediyoruz. Onlar da çekiniyorlar herhalde yanlış söyledik falan diye. Biraz da cesaretlendirmek lazım. Çocukların da daha çok konuşmasını sağlamak için evde genelde Çerkezce konuşmaya da çalışıyoruz. Hemen Çerkez dilinin ardından da Kayseri'de çok büyük bir organizasyon yapıldı. O Kaynar bölgesindeki evet, oluşturulan fikir nereden çıktı, nasıl oluşturuldu isterseniz? Festivalle ilgili. Evet. Festival fikri bütün derneklerimizin ortaklaşa fikridir zaten. Ortaklaşa organizasyonudur. Genelde Çerkez kökenli olan Türkiye'nin neresinde yaşarlarsa yaşasınlar hep Kayseri'ye bakarlar. Acaba var mı bu sene bir festival? Hangi tarihte? Oraya denk getirelim. Hem ailelerimizi hem akrabalarımızı o zaman hem ziyaret etmiş olalım hem festivale katılalım diye program yapanlar var zaten. Kaynar'da yapmış olduğumuz festival Kafkas Derneği ile beraber, geçen seneki Kafkas Derneği ile beraber yapıldı. Evet. Ondan öncekini biz Birleşik Kafkas Derneği olarak yapmıştık Kaynarlılarla beraber. 50 bine yakın kişi iştirak etti. Hakikaten çok kalabalıktı, çok yoğundu. Evet doğru, çünkü Türkiye'nin her yerinden gelen, birbirlerini gören akrabaların, Çerkezlerin, her köyden katılımın olduğu çok güzel bir festival oldu. Yurt dışından katılım çok fazlaydı. Yani Ürdün'den gelenler, Amerika'dan gelenler vardı, Avrupa'dan gelenler vardı. Ve Kafkasya'dan gelen hem sanatçılarımız hem de katılımcılarımız vardı. Bu faaliyetler devam edecek. Festivaller tabii yani hani bayramları nasıl bekliyorsak biz de festivali her sene bekliyoruz. Yani evet, yeniden bir daha görüşelim, bir daha kaynaşalım diye. Sayın Başkanım, elinizde iki kitap var biraz önce kulüste evet, de isterseniz biraz da bu kitaplardan bahsedelim. Buyurun. Şimdi siz kitabı sevdiğiniz için, kitap okumayı sevdiğiniz için size getirdim. Erdal Özden Hocam'ın 20. yüzyılda Uzunyayla'da yaşayan Çerkez din alimleri. Bizim tabii Çerkezler hakikaten dini konularda da altyapıları çok iyi, kendilerini iyi yetiştirdiler. Ondan dolayı din alimlerimiz var ki bunun ilk temelini işte rahmetlik büyük dedem Abdülhamit Rüştü Görücü, Kurucu bizim sülalemizin ismi. O dönemin padişahına gidiyor. Ezher'den mezun olduğu için El-Ezher'den. O çok önemli. O dönemin padişahına gidiyor. Çağrılıyor daha doğrusu. Diyor ki seni Sivas kadısı olarak atayacağım diyor. Rahmetlik büyük dedem diyor ki beni Sivas kadısı olarak atama. Eğer ki bana icazetname verip de medrese açmamı imkan verirsen ben onu tercih ederim diyor. Dönemin padişahı diyor ki neden herkes kadı olmak isterken sen neden istemiyorsun diyor. Benim halkım karanlıkta diyor. Ben onu aydınlatmak istiyorum diyor. Peki o zaman diye padişahın icazetiyle zaten medreseler açılıyordu. Ondan dolayı icazetnameyi alıyor. Kayseri, Pınarbaşı ilçesi, o zaman Aziziye. Aziziye ilçesine bağlı eski Yassıpınar köyünde ilk medreseyi açıyor. Ve 30 tane orada medresede öğrencisi oluyor. Bunlar da o dönemin işte 20. yüzyılda yaşamış olan o dönemin en alimleri oluyor. Yani bölgenin din alimleri oluyor ki Hafız Efendi, Harun Efendi, Arap Hoca,
Mehmet Nuri Efendi, Kemal Efendi diye. Ve bunların içerisinde de yine tekrar Ezher'e gönderiyor. Burada eğitimi verdikten sonra geri geldikleri zaman ne yaptınız siz Ezher'de diye sorulduğu zaman nasıl gittiysek öyle geldik diyecek kadar derin bilgiye sahip oluyorlar bu medresede. Nasıl gittiysek öyle geldik. Evet. Riya yok, riya yok, abartı yok vesaire şey yok anlatımlarında. Ya tabii bunların hayatını siz de okuduğunuz zaman İnşallah. Göreceksiniz. Bu medresede okuyanların özellikle rahmetlik dedemin medresesinde okuyanların hayatları okudukları hayatlarına yansımış. Yani okumuşlar ama onlarla da amel etmişler, yaşamışlar. Yani. Tabii burada da kitabın girişte de estağfurullah kaleme ve onun yazdıklarına andolsun kalem suresinden kalem bir suresinde. Alıntı var. Evet. Tabii ki bu çok değerli. Erdal hocamız sağ olsun. Buradan evet. Teşekkür ediyorum Erdal hocamıza da. Erdal Özden. İkincisi Muhammed Abdülmuhdi İbni İshak tarihçidir bu. Bu tarih kitabından Mısır'da hüküm süren Çerkez Sultanları vardı. 125 yıl ömrü olan Çerkez Sultanlığı vardı. Bunu da rahmetlik babam tercüme etmişti. Yani bu hakikaten Çerkezlerin o dönemdeki yaşantılarıyla ilgili ve o sultanların neler yaptıklarıyla ilgili de güzel bir çalışma oldu. Evet. Bunu size hediye olarak getirdim. Teşekkür ediyorum. Kemal Görücüp, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Eski Yası Pınar Köyü'nde 1927 yılında dünyaya geldi. Soyu 1860 yılında Kafkasya'dan göç eden Çerkezlerdendir. Dedesi Abdülhamit Rüştü, Görücü ailesinin ve Uzun Yayla'nın dini ilimler konusunda kurucu ve mihenk taşıdır. Dede Abdülhamit Rüştü, Kayseri ve Maraş'ın en iyi hocalarından dini eğitim alır ve rüyasında gördüğü bir işaretle Mısır el-Ehser, Ezher Üniversitesi, Ulumu Şerriye Fakültesine kayıt yaptırarak eğitimini burada tamamlar. 1947'de vatani görevini yapmak üzere askere giden Kemal Görücü, 3 yıllık vatani görevinden sonra imamlık görevine başlar. 1986'da emekli olur. İlk hac ibadetini 1967'de gerçekleştirir. Sovyet Rusya'nın dağılımının ardından 1993 yılında tebliğ hizmeti için atayurdu olan Kuzey Kafkasya'nın Nalçik şehrine gider ve bilgilerini o insanlarla paylaşır. 8 çocuk babası olan Kemal Görücü, örfi kurallarla çözülebilecek birçok konuda adeti ve hakkaniyeti ön planda tutarak öneri, karar ve tavırlarıyla toplumda her zaman bilgeliğinden istifa edilmesi arzulanan bir şahsiyettir. Türkiye'de yaşayan Çerkez halkı için bir kaynak eser olan bu eser, mütercim tarafından bir tebliğ vasıtası olarak düşünülmüş ve yayınlanmıştır. Evet, emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. Tabii ki bunun da üçüncü baskısı. Tabii biz imkanlarımız el verdiği sürece Çerkez sürgünü ve Çerkezlerin yaşamış olduğu bu dramları da ekranlarımıza getirmeye gayret edeceğiz. Tabii ki Çerkezler sürgün yaşadı ama birazcık da programımızın ortalarını biraz geçtik. Evet. Birazcık da Çerkezler bugün Türkiye Cumhuriyeti içerisinde iyi konuma sahip yerlerde iş adamları, işte bilim adamları yetiştirmiş, işte tıp fakültelerinde hocalar var, değerli öğretim görevlileri var. Kabında da kalmamış. Evet. Yani kendilerini, rüştünü ispatlamış bir millet. Böyle de farklı bir özelliğimiz de var. Bundan sonra da şeye geleceğim. Yani Çerkezlerin özel oyunları var. Evet. Çerkezlerin özel yemekleri var. Ramazan dolayısıyla Çerkez yemeklerini çok anlatmayalım ama inşallah bir gün de Çerkez yemeklerini çekip İnşallah. Ağzımız böyle oruç değilken İnşallah. Hem o kültürü de bir yansıtma imkanımız olur İnşallah. Diye düşünüyorum. İnşallah. Çerkezlerin yayınlanacak çok şeyleri var. Yani evet. O konuda da hakikaten güzel bir kapı açtınız. Teşekkür ederiz. İnşallah, İnşallah güzel programlar İnşallah. Yapacağız sizlerle. İnşallah. Çerkezlerin evet neden okumuşları çok? Okumuşu çoktur Çerkezlerin. Evet. Köy hayatı yaşamışlardır. Fakat köy hayatı yaşarlarken de yani okumaya özellikle o din adamlarımızın işte atmış olduğu temeller ondan dolayı önemli. Köyde vaazlarında bile her zaman çocuklarınızı okutun demiştir. Devamlı okutun demiştir. Ondan dolayı da Çerkez aileleri genelde çocuklarını okutmuştur. Okuttuğundan dolayı da Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin
en iyi mertebelerine de gelmişlerdir. Yani çünkü çalışkan bir toplum. Ondan dolayı okumayı seven bir milletiz. Yani özellikle eğitimi seven bir milletiz. Şey olarak da, folklor olarak da sizin söylediğiniz bazen dikenin üzerinde yürüyor gibi derler. Evet. Yani parmaklarımızın ucunda şey yaparız. Genelde yaşantılarımızı ve folklorla anlatan bir milletiz. Yani dansla anlatan bir milletiz. Evet. Bakın bizim iki tane şeyimiz vardır. Bir sıkkafe dediğimiz yavaş oynanan bir oyun. Bir de şeşen dediğimiz hızlı böyle gençlerin coştuğu bir oyundur. Tabii bunlar savaşçı yürekli bir toplum olduğumuz için bizim gençlerimiz yürekli, savaşçı bir toplum. Zıpkın gibi. Hatta Osmanlı dönemine gelen Çerkezler içerisinde genelde emniyet teşkilatına ve askeri teşkilata komutan olarak atanmışlardır. Yani o bu özelliklerinden dolayı atanmışlardır. Ondan dolayı da folkloru her zaman önemsiyoruz. Çünkü halimizi genelde dansla anlatıyoruz. Mahir abi, bu sene fuarda da, yani Dünya Ticaret Merkezi'nin içerisinde de sosyal medyadan gördüm birkaç kere. Evet. Orada da program yapmaya gitmiştim. Orada da gördüm. Orada da kısa gösteriler yaptınız herhalde. O etkinlik de biraz daha hoş oldu tahmin ediyorum. Talep çok oldu. Gelenler, izleyici bir renk kattı adeta, değil mi? Evet. Biz Necmettin Bey, aynı zamanda Kayseri'deki Gönüllü Kültür Kuruluşları Platform üyesiyiz. Evet. Orada bize Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu bir stand ayırmıştı. Bütün derneklerin kullanabileceği ilgili. İki günde sağ olsunlar bize bir orada kendimizi tanıtmak adına standa yer verince, biz de gençlerimizle birlikte orada kültürümüzü, adetlerimizi ve orada da bir Ramazan münasebeti çok da şey yapamadık ama yemeklerimizle alakalı bir sergi açalım diye düşündük. Oradaki gençlerimiz adeta orayı coşturdu diyelim. Evet. Çok güzel bir görüntüler ortaya çıktı. Bundan dolayı da biz Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize bu fırsatı verdiği için de aynı zamanda. Evet. Ahmet Taşçı Hocama. Evet başkanım. Sadece işte yemeklerini söylemedik ama ona da geleceğim. Şimdi ağırlıkta herhalde hamur işi tarzı yemekler var. Bir de Mahir abi gibiyim ben, yani kilom semenemin aynı sayılır ama genelde böyle ince, narin. Evet. Yani böyle demek ki hamur işini çok tüketmiyorlar, yani yapıyorlar ama çok tüketmiyorlar. Yok, tüketiyorlar da o oyunu oynasaydın sen de. O zaman Mahir abi oyun oynamadığından belki yaştan dolayı. Çok güzel oynar Mahir. Necmettin abi, biz hep oyunumuzu oynarız, kilomuza sıkıntı yaratmaz inşallah. Yaratmaz. Yani o da ayrı bir kültür. Evet. O Orta Anadolu'nun kültürüyle kendi kültürleri de birleşir. Mesela Çerkez mantısı ayrı diyorlar. Mesela Kayseri mantısı ayrı. İşte Yozgat'ta yapılan bir mantı ayrı gibi. Kendi gelenek ve göreneklerine göre, kendi ağız tadına göre herhalde ürünler yapıyorlar. Var. Çerkez mutfağı zengin. Sadece hamur değil, et konusunda çok iyiyiz biz. Özellikle etin her çeşidini yapabiliyoruz. Yani güzel yemeklerimiz var. Hatta size de bir peynir getirdim. Evet, şimdi onu diyeceğim. Çerkez peyniri Ramazan olduğunda dolayı Çerkez peynirini göstereceğiz ama tabii tatmadığımız için bilmiyoruz Çerkez peynirini. Çerkez peynirini tattığınız zaman zaten vazgeçemeyeceksiniz. Evet. Her zaman bunu, Çerkez peynirinin tadını bilenler hiçbir zaman eksik etmezler. Evet. Onu özellikle şunun için getirdik. Evet, Ramazan ayındayız ama... Evet. Biz Birleşik Kafkasya Derneği 20 Ocak itibariyle yönetime geldikten sonra biz nereye gidersek kendi kültürümüzü götürelim dedik. Yani kendi kültürümüzün içerisinde mutfakla ilgili en iyi götürebileceğimiz Çerkez peyniri olduğundan dolayı Çerkez peynirini hem tanıtmış oluruz hem de lezzetli ve bu tadı tanıtmış oluruz diyerek. Valla bir gün stüdyoda biraz ben hem şeker hastasıyım hem tansiyondan dolayı ağzımızda kuruyor. Bugün de bayağı öyle oldu. Biraz fazla sabah da sevgili Yusuf'la birlikte gazeteyi okuyunca herhalde ondan oldu. Çerkez peynirini doğrarız. Hem burada tatmış oluruz inşallah. Ağzımız açık olduğu zaman. Düğünlerde, kendi düğünlerinizde de has bir ayrı bir özelliğiniz var. Yani Çerkez, özellikle o gramofon, yani ismi tam akordiyon gibi şeylerle de ayrı bir kültürünüz var. Ama ayrı kültür derken
Daha önce şöyle olmuş tahmin ediyorum. Mesela Kayseri'de 1964-1965'te Doğu Türkistanlılar işte muhaceratlan buraya gelip buradakilerin ensar vazifesini yerine getirdiğini gördükleri zaman dünyanın başka çoğu ülkesine gitmemişler. Türkiye'de çoğu yerde konuşlanmıştı ve Kayseri'de. Ve kız almaya başlamışlar. Ya da işte birbirimizle birlikte düğün dernek yapmaya başlamışız. Çerkezlerden kız almak biraz zor herhalde tahmin ediyorum. Öyle değil mi Mahir abi? Yani evet, biraz zor gibi. Yani, ama genelde hep Çerkezlerle evlenme şeyi var ama sanki böyle son 10-15 yılda da o kırıldı gibi. Ya da 20 yıldır kırılıyor gibi değil mi? Biraz da etkilendi evet. Etkilendi değil mi? Ama Anadolu'daki insanlar da Çerkezlerle yani sadece herhalde kız vermiyorsunuz herhalde. Damat da alıyorsunuz diye düşüneceğiz böyle yani, değil mi? Yani tabii ki ya o biraz o gönül işine girdiği için tabii yani değil gönül mi? Derler yani istediğini işte arar bulur. Ama biraz da esprili konuşalım diye söylüyorum. O zaman Adige Çerkezlik bozuluyor o zaman. Yok Çerkezliğimiz bozulmuyor. Hayır olay. Yani, bizim Çerkezlerde bir öncelikle bir kere bize hiçbir akraba evliliği göremezsiniz. Akraba evliliğimiz yok tabii. Akraba evliliğimiz hiç yok. Ama tabii yani biraz önce dediğim gibi biraz da bu evlilik tabii ki gönül işidir. Sevda işidir. Şimdi teyzesinin oğluna, özür dilerim, teyzesinin oğluna gönül vermiş ya da teyzesinin oğlu teyzesinin kızına gönül vermiş birine vermiyor musunuz? Öyle veremez gönül. Yok. Öyle evlilik yok. Öyle bir yok. Bizde öyle evliliklerimiz yok. Evet. Kan bağı olan evliliğimiz yok. Kan bağı olan evlilik yok. Yok, evet. Ama bir avşarla evlenebiliyor mu? Yani. Gönül. Gönül diyeyim ayrıca söyleyeyim. Fakat orada şu, bizim başkanım. Geleneklerimiz, göreneklerimiz hakikaten yani böyle yaşandığı zaman çok güzel. Yani büyüğe saygı, evin içerisindeki iş paylaşımı, evin içerisindeki muhabbet, çocuklara olan ilişkilerimiz falan. Ondan dolayı yani gelinin de damadın da şey olmaz. O kültür ve gövden gelmesi lazım. Gelmesi lazım. Yani. Yoksa biraz zor anlaşılır gibi. Peki diğer mesela bir Çerkez olmayan neden Çerkez kızını istiyor? İşte bu gelenekleri beğendiği için, yani tercih ettiği için, beğendiği için. Ben birazcık da muhabbetin içerisine espri, renk katmak adına bu tür şeyleri söyledim. Yoksa herkesin bir adet, töre ve görenekleri var. Evet. Mesela Pınarbaşılı dediğiniz zaman insanlara yüzüne baktığınız zaman sen avşarsın diyebiliyorum ya da sen Çerkezsin diyebiliyorum. Evet. Yani ağırlıkta insan hissedebiliyor. Hı-hı. Ya da konuşmasından o naif kültüründen ya da argo muhabbetinden avşar mıdır, Çerkez midir bu tür özellikleri yapıyor. Evet, Mehmet Bey, o konuda biz zaten kültürümüzle varız. Adetlerimiz de varız. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya ben Türk'üm ama Türkçü değilim diyor. Evet. Biz de Çerkeziz ama Çerkezci değiliz. Hı. Biz Pınarbaşımızda Avşarı'yla, Çerkezi'yle, Kürdü'yle, Muhacir'iyle, Göçmer'iyle hemhal olmuşuz zaten. Mahir abi zaten orada o kadar kritik yerdesiniz ki. Evet, yani evet, o Pınarbaşı'da yani, evet. Türkmen var, Avşar evet, var. Evet, Muhacir var. Muhacir ağırlıkta da Çerkez var ama onun dışında da o tabii ki çok güzel bir mozaik var orada. Tabii orada tabii. Onun için hep espri falan anlatılır ya, işte Çerkezlerle Avşarlar arasındaki muhabbetler hep esprilere bile konu olmuştur. Bir tarafta tabii ki naif bir kültüre ait, bir tarafta da kendiliğini yiğitliğe adamış ya da at sürmeyle ya da at götürmeyle adanmış belli bir grup oluyor. Ama bunlar bizim gerçekten hem gerçeğimiz hem de gerçekten kan bağımız olmasa da can bağımız var. Aynen. Aynı milletteniz, aynı toplumun içerisindeyiz. Onun için bence yani Çerkez'in, Avşar'ın, işte Tatar'ın gibi herkesin kendisine göre bir adetle Türkiye olmuşuz. Aynen. Dün bir iftarımız vardı başkanım. Onu anlatsana. Evet, onu anlatacaktım. Dün akşam bir iftarımız vardı. İftarımıza Avşar Federasyonu Avşar Başkanı. Avşar Federasyonu Başkanı Sezai Bey davet ettik. Geldiler sağ olsunlar. Tabii yanında bir de Aşık İmami Ertuğrul. Ertuğrul değil mi? Evet, Ertuğrul İmami. O da geldi. Dedi ki ya bir de sazı da yanında tabii. Hı. Dedik bir şey yapalım, başlangıç yapalım, bizim için çal dedik. Hı. Sağ olsun çaldı. Söylediği şeyin içerisinde diyor ki
ne diyor? Atı çalmadım, emanet aldım emanet diyor. Aldım. Evet, evet. Mahmut öyle diyor, evet. Çerkezlerden at çalmadık, emanet aldık emanet diye. Emanet aldık. İşte latife olarak tabii. Onlar hep güzellik. Çok değerli sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız var. Avşarların içerisinde de var. Onların da yani çok iyi arkadaşları, Çerkez arkadaşları olduğunu biliyoruz. Bunlar dediğiniz gibi bir mozaik, bir zenginlik. Tabii Allah bizim birliğimizi, beraberliğimizi amin. Bozmasın ve bozacak işlerle de iştigal ettirmesin tabii amin. Ki. Bunların hepsi başlangıçta da söylediğim gibi bugün Diyarbakır'da bizim ben Esenderiye göndermişlerdi işte beni. Orası biliyorsunuz sürgün yeri. Esenderiye gittiğim zaman hiç beklemediğim bir şekilde çok kaliteli insanlarla tanıştım. İşte Tel Aviv'e gittik. Tel Aviv'deki insanlarla, Filistinlerle tanıştık. Allah kısmet etti. İşte bu Doğu Türkistan davasıyla ilgili o kadar dünya ülkesine gittik. Evet. Oradaki insanlarla tanışma fırsatımız, onların acılarını anlatma ve daha doğrusu Türkiye dışına yayma ve Türkiye'deki insanlara anlatma imkanımız oldu. Tabii ki bir yerde bir mazlum varsa, Peygamber Efendimiz diyor ya, eğer bir acıyı, bir milletin acısını diğer bir millet, yani mümin kardeşinin acısını diğer bir mümin kardeşimiz hissetmiyorsa imanını sorgulasın diyor. Tabii ki karınca kaderince, gücümüzün yettiğince elimizden geldiği şekilde bunları anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah biz de tabii ki Çerkez büyüklerimizden dinlemek bizi, onların anlatılarını haberleştirmek ve İnşallah belgesel tadında bir şey, bir program yapmak bizi mutlu eder, onurlandırır. Çünkü elimizde Çerkezlerle ilgili çok fazla bilgi belge de yok. Evet. Çünkü hem içimi kapanık bir, demin de söylediniz ya. Zulme uğrayan bir millet. Evet, zulme uğrayan ve sessiz olan bir şeydi. İnşallah bundan sonra da ses olur diyorum. Yönetmen arkadaşım ne kadar kaldı süremizde herhalde bitmek üzere. Son sözleri tabii ki toparlayalım. Tamam, toparlayalım. Ondan sonra da kapıralım. Son sözlerinizi sizden alalım, Mahir abiden alalım ve kapatalım. Evet, böyle. Birleşik Kafkasya Derneği Başkanı olarak bu imkanı sağladığınız için teşekkür ederiz. Biz Birleşik Kafkasya Derneği olarak hakikaten Kayseri'ye, Kayseri kültürüne, Kayseri'deki Çerkezler olarak, yaşayan Çerkezler olarak katkı sağlayacak güzel projeler yapıyoruz. İnşallah onları da başka bir programda yaparız. İnşallah, yaparız. Tabii ki. Tabii. Ramazan ayı rahmet, mağfiret ve bereket ayı. Leyla-i Kadir'in içinde olduğu ayımız. Allah-u Teala bir dahaki Ramazan'a yine birlik, beraberlik, sağlık, sıhhat içerisinde kavuştursun. Yani teşekkür ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Mahir abi, sizin son sözlerinizle kapatalım. Bence çok teşekkür ederim Necmettin Bey. Allah razı olsun, bize bu fırsatı verdiniz. Tabii ki Rabbim bayrama erişmeyi, nice bayramlara erişmeyi hepimize nasip eylesin. Kadir Gecelerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Kuzey Irak'ta ciddi bir operasyon var. Askerlerimiz orada. Cenab-ı Allah onlara da melekler ordusuyla inşallah muhafaza eylesin. Rabbim bir daha böyle 21 Mayıs gibi sürgünleri konuşmak, bu tür şeyleri Rabbim hiçbir ulusa, hiçbir ülkeye yaşatmasın diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, sevgili izleyiciler, bir günün içinden programının sonuna geldik. Bugün çok değerli iki konuğum vardı. Çarlık Rusyası'nın Çerkezlere yapmış olduğu anavatanlarından sürgünü konuşmaya gayret ettik. Sayın Başkanıma ve Yönetim Kurulu üyemiz Mahir Tok ve çok değerli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun efendim.